Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere ceylan gözü sardunya köklendirme videosu ile geldim. Önce şöyle köklenmiş olan ceylan gözü sardunyaları yakından göstereyim. Şu küçük olan sardunya, şu büyük olan sardunya bakın çok daha fazla köklere sahip. Ne kadar zamanda derseniz bir ayda bu şekle geldi. Bir ayda suyunu değiştirdin mi derseniz suyunu hiçbir şekilde değiştirmedim. Sadece suyunun üzerine ekleme yaptım. Hiçbir şey de kullanmadım. Ama ceylan gözü sardunyalarda şöyle göstereyim bir tanesini. Odunsu gövde olanlar suda kökleniyor. Ama şöyle göstereceğim. Şöyle bir taze gövde var. Bu taze gövdeyi suya koyduğunuzda altlardan siyahlaşmalar olur ve çürümeye başlar. Yani bazen çürüme gerçekleşmeyebiliyor ama genelde birçoğunuzunki çürümüştür. O yüzden mümkün mertebe odunsu gövdeye sahip ceylan gözü bulduğunuzda suda biraz bekletin, köklensin, ondan sonra dikin. Oldu ki taze buldunuz, taze geçti elinize. Bu tazenin de şimdi dikimini size göstereceğim. Direkt dikeceksiniz. Suda bekletmeyeceksiniz. Bir de dikim zamanı var. Şimdi birazdan dikerken size ondan da bahsedeceğim. Öncelikle odunsu gövdeli olan küçük sardunyanın dikimiyle başlayalım. Bunu biraz şu kadarcık mesafede derinliğe dikeceğim. Birazcık derin olacak. Saksı boyutunu çok büyük seçmeyin arkadaşlar. Saksı boyutu çünkü çiçeğin boyutundan çok büyük olmayacak. Şu şekilde yerleştirdikten sonra güzelce bastırıyorum. Eksik kalan toprağını da zaten üzerine ilave edeceğim. Gayet güzel de köklendi ve bolca da şimdi göreceksiniz sulamasını gerçekleştireceğim. Bolca da can suyu veriyoruz. Hiç korkmayın. Zaten suyun içinde olan bir ceylan gözü olduğu için bol su isteyecek. Ama diğeri taze dikim öyle değil. Onu da göstereceğim size. Sıra geldi büyük olanın dikimine. Büyük olanı da bir güzel yerleştiriyorum. Şöyle birazcık derine doğru ama toprak ekleyeceğiz. Çünkü çok yüksekte, boyu çok yüksek, biraz derine dikip üzerine toprak eklediğimde sabit bir şekilde kökleriyle gelişim sağlayacak. Bu arada arkadaşlar toprağımı merak edenler için söylüyorum. Eski takipçilerim zaten biliyordur. Ben bahçe toprağına biraz stok, biraz perlit karıştırıyorum. Genelde o şekilde kullanıyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde çiçeklerim gelişim gösteriyor. Salon bitkilerime de öyle yapıyorum arkadaşlar ama bazen salon bitkilerinde torfu yoğun kullanabiliyorum. Bunu dikkate alın. Ama bahçe bitkileri ise, dış mekan bitkileri ise mutlaka bahçe toprağını yoğun kullanıyorum. Ve birazcık da içerisinde perlit var ve biraz koyun gübresi var. Evet, bitkimizi birazcık bastıracağız sallanmaması için ve birazcık daha toprak ekleyeceğiz. Dikim işlemi tamam. Buna da bolca su gezdiriyoruz. Az önce söylediğim gibi zaten suda köklendirdiğimiz için suya çok ihtiyacı var bu köklerin. Toprakla birleştiğinde de bolca sulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim taze dikime. Şimdi taze dal suda çürüyor. Birçoğunuz karşılaştınız. Bunun için normal toprağa direkt dikeceğiz. Şöyle biraz altlardan, yapraklarından alacağız. Şu gövdeyi almıyorum ben arkadaşlar. Şuradan yine alacağım. O gövdeden de yine yeni yavru verebilir. Çok derine dikmeyeceğim zaten. Şuraya kadar dikeceğim. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Yavrusu da yani dibinde olmuş oldu. Şimdi bunu iyice bastırıyoruz. Sulayacağız, yine bastıracağız. Şimdi onu da göstereyim size hemen. Şöyle bir miktar her yerine gelecek şekilde yine sulamasını yapıyoruz. Biraz çeksin. Ondan sonra bastıracağız. Bu sulama yeterli olacak ona. Şimdi size şunu söyleyeceğim ama bu ne zaman çoğaltılır aslında? Bunlar budam zamanı üretime geçirilir. Budam zamanı da ne zaman? Ekim, Kasım ayları. Yani Eylül serinse Eylül de olur ama Ekim en güzel ay. Ekim ayında budamını yaptığınız böyle ceylan gözlerinizi direkt dikimle üretime geçirebilirsiniz. Ben dışarıda bulunduruyorum korunaklı bir yerde. Siz içeride de yine korunaklı bir yerde gelişimini sağlayabilirsiniz. Zamanı önemli yani. Ceylan gözleri için, tüm sardunyalar için Ekim ayları çok uygun. Bakın biraz da bastırdım. Bu verdiğim su da yeterli. Size ne zaman dikileceğini de söyledim. Taze çiçeklerinizi Ekim ayında sardunyalarınızı üretime geçirebilirsiniz. Ceylan gözü sardunyalarımı diktim. Gelişimi eğri olmasın diye buna bir tane de çöp diktim. Şimdi bunları bir de sulaması ve konumu var.
Diktikten sonra bol ışık alan bir yere konumlandırıyorsunuz. Direkt güneş görmeyecek. Ama bir 10-15 gün sonra gel geç bir güneş alabilir kışın. Ama şu an için bir 10 gün süreliğinde güneş görmeyeceği, gel geç bir ışık alacağı yere konumlandırıyorum. Sulamasına gelince, bunlara bolca su verdik. Çünkü bunlar zaten köklüler, su istiyorlar, suyun içine büyümüşlerdi. Ama bundan sonraki aşamada toprak kurudukça sulanacak. Bu da yine aynı şekilde. Yine bu da aynı şekilde. Ama bu taze dikim olduğu için çok fazla su vermedik. O neminden yavaş yavaş köklenmeye başlayacak. Yani bunlara dikkat ederseniz tüm sardunyalar için geçerli. Çok güzel, sağlıklı yeni sardunyalar büyütebilirsiniz. Size şöyle verandanın kenarındaki çiçeklerle de veda edeyim. Az önce üretime geçirdiğim sardunyanın annesi bu aslında. Onlar kırılan dallardı. Ben de şimdi onları üretime geçirdim. Şurada da yine kalan şolarım falan var. Çiçeklenmeye başlıyorlar. Şöyle devam edeyim. Şurada sardunyalar var. Bunlardan üretebileceğim sardunya pek yok. Sakız var aslında. Bir de şu boylu sardunyalar var ama üretime geçirmeyi düşünmüyorum şu anda. Sakız sardunyam da bakın çok güzel bir şekilde açmış durumda. Şurada yerli sardunya. Bunun rengi de muhteşem. Tabii bunlar daha küçük olduğu için üretime geçirmeyeceğim. Şurada zaten 3-4 tane kök var. Şurada sararmış. Böyle sararmışlarını da arada bir alırsanız çiçekleriniz için iyi olur. Evet, vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar ama sormak istediğiniz sorular varsa yine bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Şunu da göstermeden geçmeyeyim. Açmaya başlıyoruz. Aslında bu bugün açtı belki de ben mi yeni gördüm. Çünkü şu an saat akşam saatleri ama bu arada yılan kaktüs ama çok enteresan. Hem tüm yaz boyunca açıyor. Yani Haziran ayında başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül hala çiçeklenmeye devam ediyoruz. Evet, videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açınız. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Bu da dikenler tacım. Güneşi gördü bakın, kendine gelmeye başladı. Bütün çiçeklere dair kendi büyüttüğüm, deneyimlediğim çiçeklerin bilgileri zaten videoları kanalımda mevcut. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.